Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, Bol Films kanalına hoş geldiniz. Ben Murat Özbey. Ben Ali Mustafa. Ben Abdullah Dönmez. Bugün Çin'den gelen garip eşyaları inceleyeceğiz. Oldukça garip. Çok garip. Acayip garip. Çok çok acayip. İlk malzeme at kafası. Chicago Mr. Bombastic, Philly Fantastic, Dutchman on the box, this is a Mr. Romantic. Arkadaşlar öncelikle bu ürünleri bize CN direkt gönderdi. Bir video karşılığında bize de böyle garip eşyalar satın almamızı istediler. Biz de denemek istedik sizin için de bu ürünleri inceliyoruz. Yalnız öncelikle bu at ne kafası. Bu at kafası. Bunu beğendim. Bu hoşmuş, güzelmiş. Evet. Bunu biz bayağı kullanırız değil mi? Bu Abdullah'ın sipariş etmiş olduğu cap. Bir saniye. Birazdan direkt bir şey. Kağıt gibi ama. Evet, şöyle bir de sipariş aldığımız, böyle aldığımız bir lens var, telefon lensi. Bir sonraki ürünümüz de böyle kameranın üstüne koyulan tepe lambası, tepe flash lambası. LED lamba. Aslında bundan iki tane sipariş verdik, birkaç siparişimiz daha vardı. Bunlar bize 2-3 parça olarak geldi. Kimisi PTT ile, kimisi DHL ile. İşte yalnız PTT ile gelenler bize değil de satıcı sağ olsun yanlışlıkla Ahmet Aga'ya yollamış. Ahmet Aga'ya ulaştık, öyle böyle üstün zekamızı kullanıp Müge Anlı olup bildiğin araştırarak ondan sonra numarasına kadar bulduk ve gördük ki Ahmet Aga'ya gitmiş. Tabii ki de Ahmet Aga'ya ulaştık, tehditler savurduk. Öyle bir şey yok. Evet arkadaşlar, o kişi Ahmet Aga'ya ulaştık ve bize göndermesini söyledik. O da dedi ki abi ben çoğunu çöpe attım. Sadece bunu gönderdi. Açalım abi, şunu açalım. Böyle bir lamba. Bunu da deneyeceğiz. Geceleri işe yarar. Evet. Şöyle bir zımbırtı sipariş vermişiz. Bunu ne zaman sipariş verdik hiç hatırlamıyorum. Bayağı oldu çünkü. Bir de şöyle bir olay var. Bunlar geldi. Bir parçası DHL'de bekledi. Nerede birazdan görürüz. Bir drone vardı, içinde drone çıkmış. 2 Şubat'ta bir kanun çıkmış. O kanunda da dronelar Türkiye'ye ithal edilmesi yasakmış. En azından sivil havacılıktan belge almamız gerekiyormuş falan filan. Bayağı uğraştırdı beni. Yani buradan sağ olsun devletime diyorum. Başka bir şey değil. Böyle. Sahaldar olmadı ya. Sahaldar. Bunun özelliği ne işe yarıyor? Özelliği yok mu? Öylesine tabii. Öylesine yani. Şekil şükür olsun diye yapılmış bir şey. At. Evet, Muhsin dayanamayıp tuvalete gitti. Diğer bir ürünümüz ise gaz maskesi arkadaşlar. Bunu da neden aldığımızı hiç bilmiyoruz. Sen biliyor musun Murat? Hiç bilmiyorum. Saçma sapan bir şey yani. Evet. En sevdiğim ürünlerden bir tanesi bu. Telsiz arkadaşlar. Çok güzel açalım. Bir ürün. Bayağı açalım yani. One, evet. Alo, Apo. Ne yapıyorsun Apo? Ya çıkar oradan Apo. Ben dışarıdayım. Sen neredesin ya? Antonio. Kendisi mi bakayım? Yani tosun basıldık Rıza baba. Canın cehenneme Rıza baba, canın cehenneme. Yine aynı mı tutukluyorsun he? Ben Rıza baba değilim ki. Ya abi ben kadını aldım da kadının köpeği varmış ya, ne yapayım ben? Neyi varmış anlaşılmadı, tamam. Köpeği varmış, köpeği. Alo Abdullah, köpeği mi varmış? Tamam. Burada da şarj aletleri var. Kutusunu biz açtık. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar bize parça parça geldi ve biz bunları dayanamayıp hepsini açtık. Biz bunların kafalarını kesip bizim Türk prizi de yaptık. Bunları da yaptık. Hayır. Anlaşıldı, tamam. Roger it. Roger that. Roger that. Operasyon yerindeyim. Hemen operasyonu 3 kişi gönderin. Şimdi sırada bir tek bunun kutusu kalmış herhalde. Hepsini aldık. Bu da mikrofon standı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu. Onu da böyle masaya kurduk size gösterebilmek için. Mikrofon standı, aslında bunu kullanmıyoruz. Bizim kutusu onu da attınız. Evet. Bizim standımız var. Sen de attın. Bizim kendi standımız var, biz onu kullanıyoruz. Bunu bu takmaya denedik. Bir boka yaramadı almayın. Açıkçası. Almayın kesinlikle. Yani bu bir boka yaramıyor. Şöyle de çıkıyor, tutmuyor yani, baksana. Şöyle. Neyse, bunu nazik atalım. Bunu da Muhsin sipariş verdi. Yalnız bunun içine iki kişi girer yani. Evet, Lart söyledim de bu bildiğin Lart göndermiş. Lart göndermiş bunu, Lart. Kameranın aksını kapat. Bu stil sana hiç yakışmamış, daha güzel olabilirdi, 7 puan.
Ve bu paketlerin arasında en güzel olanı ya. Hadi ince. Paketlerin arasında en güzel olan drone'umuz. Bu bizi yaklaşık 3 hafta oyaladı. Sırf bunun yüzünden karbonumuzu beklettiler. Gümrüğe takıldı mallar ve bunun için biz sivil havacılıktan belge almak zorunda kaldık. O belgeyi de aldık, gönderdik, evet. Fakat yırttım. Evet, yırttım. Belgeyi yazdık ki biz röntgenci değiliz, pornocu değiliz ve de biz bombacı değiliz, terörist değiliz dedik, verdiler. Yani arkadaşlar şimdi 2 Şubat'ta bir yasa çıkmış. Artık yurt dışından ürün, yani drone ürünleri ithal edilmeyecekmiş. Bunun için belge lazımmış. Bunun da sebebi güvenlik açığından kaynaklanıyormuş. Bak bak burada ne yazıyor bak. Bak 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 bak. İmam hatipler kapatılsın. Evet, o kadar uğraşmanın sonunda biz en sonunda bunu bir açalım. Hazır mısınız? Açıyorum. Oğlum bunun mandası nerede? Kumandası nerede? Bunun pili nerede? Kumandası nerede? Bir şey arkadaşlar değil. Pil yok, kumanda yok. Biz bunu neyle çalıştırıp neyle oturacağız acaba? Kinetik enerjiyle mi? Deneyelim. Şimdi uçur. Şimdi uçur. Dönüyor ama. Yani anlaşıldığı üzere arkadaşlar, sağ olsun CN Direkt bunun kumandasını ve pilini bize yollamamış. Biz de sırf bu cihaz için 3 hafta biz kargocuyla, gümrükçüyle, onuncuyla, buncuyla, sivil havacılıkla bunun için uğraştık, evet. Bunun için. Belge gönderdik almaya 3 haftaya, malzemelerimiz gelmedi. Neden? Bunu bu drone için. Biraz daha yakından bakın. Bunun için. 40 gram bile yok arkadaşlar. Pili falan takarsanız 40 gram olur. Üzerinde kamera falan hiçbir şey yok. Bunun için o kadar sıkıntı yarattılar. Ne? Güvenlik açığı. Sebep güvenlik açığıymış. Hangisi daha tehlikeli? Harbi lan. Bu yalnız bu hiç gümrüğe takılmadan geldi. Takılan İkisi bu. İkisinin arasında hangisi daha tehlikeli oldu? Çalıştır, tehlikeli olduğunu yapacağız. Parmağımızı buraya koyacağız. Hangisi koparırsa parmağımızı. Bununla mı adam öldürülür? Bununla mı adam öldürülür? Counter'da bildiğiniz üzere gerçekçi karambit bıçağı. Yalnız çok keskin. Deneme yapalım. Evet arkadaşlar, sizlere şimdi karambitin ne derece keskin olduğunu uygulayarak göstereceğim. Gördüğünüz gibi oldukça keskin. Son derece keskin. Evet, parmağımı koyuyorum. Eğer parmağımı kesebilirse keskinliğini anlamış olacağız. Evet, kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi oldukça keskin. Şu an parmağımın yarısını kopardı gördüğünüz gibi. Yarısı yok. Her neyse arkadaşlar, bu video bu kadardı. Siyendire'ye her ne kadar dandik dundik mallar gönderse de teşekkür ediyoruz. Bu videoda. Bunca şeyden sonra karar verin. Evet. Karar sizi. Biz pişman olduk. Açıkçası biz pişman olduk. Ama alabilirsiniz de tabii. Açıklama ekleyeceğiz linkini. Belki sırf... güzel de vardı, kötü de vardı ama genel olarak pişman olduk. Evet. Sırf hak geçmesin diye de Siyendire'ye buradan videosunu sunalım istedik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu videoya biz 5000 like bekliyoruz. Diyelim 5000 like gelsin. 5000 like. 5000 like gelirse çok seviniriz. 1000 de benden, 1000 de Apo'dan 7000 like. 7000 hadi ulan 7000 yapalım. 7000 yapalım. Bu arada duyduğuma göre 7000 like atanların dersleri 100 oluyormuş. Öyle bir şey yok. İnş. Neyse hadi görüşmek üzere. Bay bay. Yanında görüşürüz.